Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar ve bugün sizlerle hiç ara vermeden devam ettiğimiz Ajanda serimizin Temmuz sayısıyla karşınızdayım ve çok gururluyum. Videoya başlamadan önce minik bir uyarı yapmak istiyorum. Diyetteyseniz ya da karnınız açsa video bir süre ara verip daha sonra geri dönmenizi tavsiye ederim. Ben uyarımı yaptığıma göre, sorumluluğumu üstümden attığıma göre çizimi direkt başlayabilirim. İlk olarak giriş sayfamın tasarımıyla başlıyorum. Kapak resminden de anladığınız üzere bu ayki konumuz gerçekten iştah kabartan, kişisel işkence temalı bir konu. Bu konuyu nasıl seçtim diye şimdi size böyle bir detaylıca anlatayım ki Tuğçe'cim, ruh hastası mısın? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Hamsi çizeydin, dizgi çizeydin, ahtapot çizeydin falan diye olabilirsiniz. Çünkü ben de kendime sürekli bunu söyledim. Gerçekten şimdiye kadar sanırım kanalda hiçbir videonun yapım aşamasında bu kadar çok kendime küfür etmemişimdir. Nelerini şimdi zaten çizdiğim şeyden anlayacaksınızdır. Bu ayki temamız hamur işi, kahvaltı, pastane ürünleri / işkence şeklinde özetleyebiliriz sanırım. Bütün olaylar şöyle gelişti aslında. Ben şimdi bu ajandayı Haziran ayının sonuna gelmeden ortasında böyle erkenden falan hazırlıyorum, beni çılgın. Çünkü ayın sonunda minik bir tatile çıkacağız Niko'yla. Daha sonrasında Temmuz ayı için çok heyecanlandım. Bazı planlarım var ki söylüyorum şu anda planları aslında. Avrupa'ya gidip annemle buluşacağım ve böyle hayatımda kardeşimden öte sevdiğim bir kuzenim var, yıllardır görmedim. Onun ziyaretine gideceğim Londra'ya ki daha önce hiç Londra'ya da gitmemiştim. Onun için de ayrı bir heyecanlıyım. Yani böyle hem yeni yerler göreceğim için hem de sevdiğim iki tane böyle çok sevdiğim insanı göreceğim için bayağı bir heyecanlı bir ay olacak. Ve bunun planını yaklaşık bir hafta içinde yaptım. Böyle duruyordum dedim ki neden duruyorsun Tuğçe'cim? Yorulamam, durma gazım falan diye kendime böyle saçma sebepsiz bir yere gaza getirdim. Yani dedim bir işe girdiğimde neticede bir yıl falan doğru dizdim olmayacak, rahatça hareket edemeyeceğim, şu an hareket edebiliyor şeklindeyken işsizlikten faydalanıp hemencik gezi planları yapayım dedim. Annem de gel diyordu. Sonra baktığımda Türkiye'ye gitmekle Avrupa'ya gitmek arasında bir fiyat farkı olmadığından ve Türkiye'den annemle bir tatile çıkacak bir otele gitsek kalacağımız yerle kalkıp Roma'ya gitsek kalacağımız yerin fiyatın aynı olduğunu görüp minik bir şok geçirince, evet ben en son Türkiye'ye 1,5 sene önce falan geldiğim için şu anki ekonomik durumdan herkesin hani söylüyordu, duyuyordum falan ama böyle bir manyaklık olduğundan haberim yoktu. Ruh hastası bir durum olunca buradan da direkt uçuş olmayınca dedim ki şu gereksiz açıklamalar yapıyorum farkındayım ama anneme dedim ki hadi bir ortada bir yerde buluşalım, Avrupa'da daha iyi olur. Ben çünkü her türlü Paris aktarmalı uçacağım. Annem de Eskişehir'den geldiği için Eskişehir'den tek direkt uçuş Belçika'ya olduğu için Belçika'da buluşmaya karar verdik. Yani aslında Haziran'ın sonu Temmuz'un başında anneciğimle Belçika'da buluşup birkaç gün orada gezip sonra Amsterdam'a gidip kafaları çekip ayrılacağız. Sonrasında ben de Londra'ya geçeceğim. İçinizde varsa buralarda yaşayan, gitmiş görmüş olan, ah Tuğçe'cim mutlaka şurada ye, bunu yap, şurayı gör diye tavsiyelerinizi mutlaka bekliyorum heyecanla. Ayrıca böyle birkaç kişi falansanız belki bir buluşma yaparız. Ben deli çılgın. Londra'da bayağı Türk olduğu için ve Belçika'da bir tık umudum var. Belki bir sayımız olur, belki buluşma yapabiliriz diye ama bilemiyorum. Yani bana yazabilirsiniz buradan ya da Instagram üstünden. Güzel olur diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir çılgınlık üstüne çılgınlık, beni çılgın. Şöyle bir şey olacak. Bir tane takipçimle, yani senelerdir yazıştığımız bir takipçim vardı. İlk zamanlarımdan beri böyle pen friend olmuş gibi bir şeydik. Yani uzak mesafeli ilişki yaşıyorduk kendisiyle. Şimdi gittiğimde Belçika'da kendisiyle yüz yüze tanışacağız. Çok heyecanlıyım. Blind date gibi ama değil gibi de falan böyle. Yani varsa içinizde başkaları, sizlere tanışmak isterim. Neyse, konu neredeydi, nereye gitti? Çok dağılmadım aslında, doğru. Gene aynı konudayım. Dur bir saniye ya, temadan girmiştim aslında, nasıl dağılmış gerizekalı heyecanla. Neyse, böyle bayağı bir heyecanlı bir ay beni bekliyor. Yaklaşık bir ay falan kalacağım sanırım, yani bir 10 günü annemle, 2 haftası da kuzenimle gibi. Ne diyordum ya, dedim Tuğçe'cim yazmaz temaya, salla ya, kendine ilgili bir şey yap falan filan derken böyle ya dedim seyahat olsun, hani bu kadar çok seyahat edeceğim, gezmek de geçecek. Birazcık böyle hani herkes yazın seyahat ettiği için az çok herkese hitap edebilir, seyahat olsun dedim. Seyahat çizimleri falan yaparken böyle dedim ki tamam, gideceğin yerleri düşün. Neticede birkaç yere gideceğim için bir ülkeyi de target demeyeyim. Hani herkese hitap etmez diye böyle daha genel düşünüyordum. Daha genel düşünürken gideceğim yerlerin hakkında düşündüğüm sırada beni videolardan belki o ipuçlarını yakalamışsınızdır. Ben yemek hastası bir insanım. Tamamen bir foodie'yim diyebilirim sanırım. Böyle gözüm yemek diye açıp yemek diye kapıyorum falan. Çok seviyorum. Özellikle tatlı falan yemeyi. Böyle
uzun yemek davetleri vermeyi, arkadaşlarım dışarı çıkıp böyle saatlerce o masada oturup yerli yemekleri tırtıklamayı falan, böyle aktiviteleri düşen bir insanım. Tabii ki de gezilerimi düşünürken de hemen aklıma Avrupa'da yiyeceğim, burada bulamadığım üründen geldi. Gözümün önünde sürekli böyle kruvasanlar, pan şokolalar, Belçika'da yiyeceğim wafflelar falan filan uçuşurken baktım ki bütün skeçlerim yemek etrafında dönüyor. Ya dedim kahvaltı yapayım temayı bari, daha herkese hitap etsin. Bir de yaz kahvaltıları daha uzun, daha keyiflidir ya böyle okul olmadığı için falan. Sonra kahvaltılıkta hani domates, salata, peynir eyvallah da son zamanlarda artık ben de dejenere olduğum için Fransızların arasında daha böyle tatlı kahvaltı eden ve tatlıya düşen, sabahtan başlayaraktan düşen bir hale geldim. Onun için böyle daha tatlı ve hamur işi etrafında döndü bütün çizimlerim. Onlar böyle iştahımı kabarttı. Bir de şöyle bir durum var tabii. Son iki haftadır böyle kendimi böyle tatil öncesinde böyle tamamen vücudumu temizleyeyim, kendine gelsin bir diye tamamen tatlıyı kestim, hamur işini falan da kestim. Böyle sağlıklı, çok böyle dengeli beslendiğim bir diyete soktum. Tabii bu durumda da böyle bir tema seçip böyle çizimler yapmam gerekiyordu ki böyle kendime maksimum işkence yapabileyim diye. Çok iyi oldu yani, çok yerinde oldu. Kendime yaparken de şunu sordum. Neden Tuğçe, yani bundan önce bak 11 ay vardı bunu yapabileceğin, neden bu ay? Neden şu anı seçtin diye. İşte içinde kendimi şöyle avuttum. Neyse, bu ajandayı çok fazla kullanmayacağım seyahat ediyor olacağım için. Daha çok seyahat öncesine kullanacağım böyle seyahatle ilgili notlar almak için. Onun için fazla göz göze gelmeyeceğiz. En azından işkencem kısa sürecek falan diye kendimi avuttum. Hani belki bilinçaltımda böyle zekice bir düşünce vardı diye, ama yok aslında. Tamamen bilinçsiz bir aptallık üstüne böyle bir konu seçmiş bulunuyorum. Ama görsel olarak bu video başlamadan önce attığım skeçler o kadar hoşuma gitti ki, muhtemelen güzel yemeklerin skeçleri olduğu için, yani tatlıların, pastaların skeçleri olduğu için hoşuma gitti. Çok iğrenç bir şey çizsem de muhtemelen hoşuma gidecekti, ama neyse, oraları fazla takılmayalım. En sonunda tamam, dönüp dolaşıp adını bile koyamadım. İşkence adı altında, daha doğrusu kahvaltı adı altında işkence, hamur işi adı altında işkence, tatlı kahvaltı diyebiliriz sanırım. Böyle bir temada karar kıldım. Çok yaygın bir tema olduğunu zannetmiyorum. O çizim yapmadan önce tabii ki de Pinterest'e girip ilhamı dibine dibine vurdum. Size de böyle ne kadar hani gerçekçi çizebiliriz Tuğçe yemek çizimlerini falan derseniz bir tüyo verebilirim, ama şunu da belirtmek istiyorum. Bu hayatımda çizdiğim ilk yemek, hani böyle sadece yemek illüstrasyonları yapanlar falan var ya, ben daha önce hiç yapmamıştım. Yani meyve sebze çizmiştim tabii ki de natürmortların içinde, ama böyle birebir yemek konulu doodle'lar falan hiçbir şekilde yapmamıştım. Bu ilk yapışım. Eğlenceliymiş, ama gerçekten top yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Bir tüyo verecek olsan ne olurdu falan derseniz, tabii ki de rengin tonlarını kullanmanız, tek tonda bırakmamanız ve birebir obje varsa önünüze birebir modelden, yoksa da fotoğraflarından, gerçek fotoğrafından bakarak yapın. Çünkü çizilen bazı objeler vardır, mantık yürütemezsiniz. Bence yemeklerde, en azından bu pasta kategorisindeki yemeklerde bunlardanmış. Böyle baktığımda mantık yürütüp burası da gölgeli olmalı, burası da açık olmalı diyemiyorum. Gerçekten çok mantıksız gelse bile resimde nerede koyuyu görüyorsam oraya koymaya çalıştım. Çünkü piştiği ve pişen yerleri de karardı. Pişmeyen yerleri açık kaldığı için ışık gölge olayı sapıtıyor yemek çiziminde, hamur işçi çiziminde. Mantık çerçevelerinde ilerlemiyor. Size de tavsiyem kesinlikle çizeceğiniz objelerin bir kategoriye indirecekseniz ya da benimki gibi yapacaksanız buna benzer malzemelerle yapılmış şeylerin resimlerine bakıp birkaç deneme yapmanız, hani böyle perfectionistseniz, ama hani yok ya tatlı dursun yeter diyorsanız zaten benimkine baka baka yapabilirsiniz. Hoşunuza gidiyorsa ya şu ana kadar yaptıklarım. Aslında tema üstüne düşünürken böyle tamamen fırına mı kaydırsam, yoksa işte Türk kahvaltısı mı olsa, yoksa böyle tamamen bir kahvaltı sofrasını mı böyle üstten görüyormuş gibi yapsam diye düşünürken hoşuma estetik olarak giden her şeyi alayım dedim. Zaten giriş sayfamın yapımı yaklaşık bir 5 saat falan sürdü. Çok çılgın uzun bir çizimdi. Şu an siz bunu tabii 10 dakikada izliyorsunuz, ama bunun arkasında çok büyük bir emek var. Tek avuntum bu ajandanın şu en azından giriş sayfasına her gün bakmıyor olacağım. Temmuz ayı boyunca. Bunların burada gördüğüm güzellikleri birebir böyle göz teması kurmanın vereceği heyecanla şu anda konuşamıyordum. Evet, ben gerçekten hani bu sweet tooth dedikleri bir tatlı manyağı. Neyse ki evde Nico yemek yapmayı, daha doğrusu baking yapmayı, hamur işi zartırıp daha doğrusu tatlı pişirmeyi çok seviyor böyle. Bir de çok güzel kocaman bizim ona ulu kitap dediğimiz bir tane tatlı tarifleri kitabı var, böyle 5 parmak kalınlığında. Hafta sonları eğleneceğim. O kitaba gidip böyle kafama göre birkaç tane yere işaret bırakıyorum. Sana bıraktım, özgürsün diyorum. Aslında tabii ki de benim sınırladığım ölçülerde özgür. Hep çikolata bazlı olmak üzere.
O hafta böyle bir tane tatlı yapar. Kendisi de sağlıklı bir insan olduğu için çok fazla yemez. Bir dilim yer normal insanlar gibi. Ben de geri kalan 10 dilimi yerim. Böyle geçer hafta sonlarım. Sonra hafta içlerimi de o yediğim 10 dilimi düşünerekten spor salonuna gidip böyle daha sağlıklı beslenerekten geçirmeye çalışıyorum. Benim de heyecanlı hayatım bu şekilde akıyor. Hani merak ediyorsunuzdur belki diye. Sizin nasıl? Böyle aşırı tatlı düşkünlüğü var mı? Ben de hep vardı mesela. Ben 10 yaşındayken de böyle günde 5 kilo falan çikolata yediğimi hatırlıyorum. Abartmıyorum. Ciddi ciddi hatırlıyorum. Çünkü annem Almanya'ya gitmişti ve gelirken böyle yanında bir 30 kiloluk sadece çikolata dolu bavul vardı. Çünkü bütün zamanı oradayken çikolata, çikolata, çikolata diyorum. Bir de biz küçükken hani böyle Türkiye'de her Almanya'da olan çikolatayı bulamıyordun. Benim de her insanın olduğu gibi Almancı teyzemler vardı, onlar getiriyordu. Oradan bildiğim bir sürü çikolata markası vardı. Hepsini anneme sipariş etmiştim. Gelirken getirdiği bavulu açıp yarı bavulu böyle, hatta eve gece 3'te mi 4'te mi ne varmıştı, uyanmıştık böyle annem geldi falan diye. Anne böyle yapmaya gitmişti, ben oturup bavulun yarısını yemiştim falan. Kızım hasta olacaksın, öleceksin falan demişti yani. O kadar korkmuştu kadın. Ciddi ciddi yarısını yemiştim, hiç acımam. Durmazdım da, uykum geldiği için durup yatmış, sabah kalkıp devam etmiştim kaldığım yerden zaten. Hayatım boyunca da böyle çok özendim. Hani ben tatlı çok sevmiyorum ya, aram yok falan diye insanlar vardı değil. Özendim çünkü sağlıksız bir şekilde ve böyle tatlı istiyorum falan diye, özellikle adet döneminde çıldırarak tatlı yiyorum. Keşke ben de sevmesem, biraz arama mesafe koyabilsem, böyle uzaktan bir ilişkimiz olsa diyorum ama muhtemelen hiç olmayacak. Bu ara biraz daha iyi ama yani sizin eğer böyle hastalık seviyesini artık sürekli yiyorum, yiyorum artık rahatsız oluyorum diyorsanız, çünkü benim geçen aylarda biraz öyleydi. Birkaç doktor randevusu, birkaç yerde yani 5-6 tane doktor randevusu ve 12 tüp kan verdikten sonra bazı bakteriyel ve vitaminsel sorunlarım olduğu ortaya çıktı ve bunları takviye alaraktan şu an gideriyoruz ve cidden direkt fark etti, biliyor musunuz şey yani. Böyle bir sorun yaşıyorsanız mutlaka gidip bir kan testi yaptırıp bir doktorunuza danışın diyorum. Hani bu şey değilmiş, ben şey diyorum hani, ya tatlı seviyorum hani, benimki tatlı düşkünlüğü, sadece çok düşkünüm falan diyordum ama artık bir süre sonra rahatsız etmeye başlamıştı beni tüketim oranım ve sıklığım. Sonradan belli oldu ki gerçekten vücut bir şey istiyorsa bir şeyin açlığını duyduğu için, bu da hani ben de canım tatlı istiyor demek ki tatlıyı açın falan filan diyordum da mantıksızdı yani aldığım şeker oranı. Başka yerlerden olan açıkları oradan kapatmaya çalışıyormuş kendince, yazık. Kafası karışmış, vücudum da benim gibi kafası karışmış, tatlıya yönelmiş. Demem o ki bunlar minik sağlıksal sorunlarda yaşıyor olabilirsiniz ya, şu an karar haber vermiş gibi oldum ama demem o ki doktorunuza danışın. Bu işte birazcık kamu spotu gibi oldu bu bölüm, farkındayım ama heyecandan ne diyeceğimi de bilmiyorum. Şu an size konuşurken sürekli hem yiyeceğim tatlıları, daha doğrusu evet şu an daha sakinim, bu sakin halim. Hem de böyle çıkacağım geziyi düşünüyorum. Bu beni böyle bayağı yükseltiyor açıkçası. Sizin yaz için planlarınız ne? Çoğunuz sınava girdi, sınav stresi geride kaldı. Umarım sonuçlar gelmeden önceki şu boşluktaki en iyisini umarak geçireceğiniz zamanı tadını çıkartıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yaz planlarınız ne? Ne yapıyorsunuz? Var mı bir çılgınlık? Hiçbir çılgınlık olmasa bile böyle yazın kendisi güzel ya. Hiçbir şey yapmasam bile böyle çıkıp yürüyüş yapmak. İşte kuşlar, böcekler, yeşil. O evet, emekli albayımız konuşuyor şu anda. Mikrofonu kendisine devrettim çünkü 2 saniye önce. Planlarınızı da benimle paylaşırsanız aşağıda böyle bir kalabalık ortam oluşturalım. Tabii bunun dışında esas bana gezme tavsiyesi verecekleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bir de böyle temalar hoşunuza gidiyor mu? Aslında bunu çizerken aklıma şey de geldi. Böyle bir bölümden, chess sketch'in bir bölümünde de olabilir ya, evet chess sketch'in bir bölüm gelecek çünkü yani çizim ve sohbetin bir bölümü mutlaka gelecek arkadaşlar. Ama şu an tatile çıktığım için anlayacağınız üzere yaz boyunca gelmeyecek. Ama yaz boyunca zaten kanalın izlenmeleri falan da çok fazla olmuyor. Sanki çok sallıyorum, çok stratejik yaklaşıyormuşum gibi konuşuyor olabilirim. Hiç alakası yok. Ama yaz boyunca sizin de tatilde olduğunuz, ekranda fazla vakit geçirmediğinizi umarak ve düşünerekten, aslında böyle tam Ağustos gibi ben de dönüş yapacağım için o zaman videolarım daha düzenli, daha sık ve daha akıcı ve daha sizin istediğiniz yöne yönelmiş bir şekilde ilerliyor olacak diye umuyorum en azından. Söz veremiyorum bile çünkü verdiğim hiçbir sözü tutmadığım için kendimden utandım şu anda. En azından utanabiliyormuşum. Neyse bu da güzel bir şey. Ha ne diyordum? Allah'ım dedim, cümlenin sonuna geldiğimde gerçekten cümlenin uzunluğu yaklaşık 3,5 dakika olduğu için başını unuttum. Böyle ayrıyetten sadece yemek çizdiğimiz, ne bileyim sahanda yumurta çiziyoruz bir gün diye böyle, ne bileyim bir domates çiziyoruz falan diye, böyle tekli tekli objelerin ya da bir hani yemek tabağını, lazanya çiziyoruz diye kendime daha çok işkence edeceğim. Hem kendime hem size. Böyle çizimler hoşunuza gider mi? Çünkü gerçekten büyük bir kitlesi var. Hani manga gibi bir yemek kitlesi var böyle yemek çizimleri yapan ve daha çok böyle Asya'da yaygın. Ama sizin ilginizi çekerse böyle birkaç bölüm yapabiliriz. Belki salata falan çizeriz daha sağlıklı yaklaşımlarda bulunup. Böylece kimsenin canı çok yanmamış olur. Bana bu konuda düşüncelerin bir sürü sonra konuşma hızımdan
söylediğim şeylerin mantıklı gelip gelmediğini bile farkına varamıyorum. Ben bile anlamıyorum. Hatta bazen videolarımı açıp dinlediğimde de kurgu yaparken burada ne demiştim AQ diye böyle kendime saydırıyorum. Altyazı falan koymayı düşünüyorum kendi kendime, yani o derece. Çünkü kusura bakmayın, arada kayboluyorsa eğer söylediklerim. Varsa böyle bir isteğiniz, arzunuz bana belirtip bilirsiniz. Dikkate alacağım çünkü gerçekten bunları dikkate alıyorum. Uygulamaya koyma konusunda bazı sorunlar yaşadığımı ben de farkındayım ama dikkate alıyorum. Bu konuda emin olabilirsiniz. Neyse Tuğçe'cim, 2 saattir vız 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 konuştun ama hiç çizdiğin şey hakkında bir şey söylemedin demiş olabilirsiniz. Çünkü o kadar çok minik parçayı, o kadar birinden birine atlayarak çizdim ki tek tek hepsini açıklayacak olsam video yaklaşık herhalde 3,5 saat falan sürerdi diye düşünüyorum. Ama genel olarak zaten skalamı önden hazırlamıştım. 4-5 tonum falan vardı. Hepsi sarı, turuncu, kahverengi, bordo arasında dönen. Bir de gri beyaz falan var. Evet, benim ajandamın yapraklarından dolayı ekstra beyaz kullanabiliyorum. Ama sizin beyaz ajandanız hiç böyle kasmaya gerek yok. Daha sonra sadece beyaz kalemle ışıltı atabilirsiniz benim de yapacağım gibi. Ama zaten renk skalası kendi içine bence o kadar güzel ki, bir de birbiriyle o kadar uyumlu ki arada böyle hani renk, evet blueberry'ler falan, raspberry'ler falan da var. Arada başka renkler de katılıyor ama birbiriyle çok uyumlu duruyorlar görsel olarak bence. Onun için çok da sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum renk skalanızı oluştururken. Tek sorun şey böyle, birkaç rengi aynı anda kullandığınız için özellikle üstte krema olanlarda falan alttaki kurumadan o kremayı atarsanız birbirine bulaşırlar. Ama mesela üzümlü keklerde falan böyle üzümün morluklarını ya da çikolatalı keklerdeki çikolata taneciklerini koyduğunuzda alttaki renk eğer birazcık daha ıslaksa daha güzel bir etki yaratıyor. Çünkü neticede o üzümleri içine atıp pişirdiğinizde aynı şekilde böyle rengini verdiği için keke çok daha gerçekçi duruyor böyle o renk yayılmış hali. Daha sonra bir layer daha geçip böyle netleştirebilirsiniz o yayılan rengin üstüne. Daha sonra beyaz kaleminizde de böyle ışıltı ekleyebilirsiniz. İyice böyle 3 boyutlu dursun diye. Buna dikkat edin. Kremanın dağılmasını istemiyorsanız yani kremanın. Çünkü şu anda yemek tarifi veriyor. Üstüne koyduğunuz krema renginin ya da ayrı bir rengin dağılmasını istemiyorsanız mutlaka alttaki rengin kurumasını bekleyin. Kurumadan hiçbir müdahalede bulunmayın. Ben zaten hem yani ben biraz bulundum, evet. Arada böyle peçetemle onları durdurmaya çalıştım. Birkaç müdahalem oldu ama ben birazcık tabii videodan dolayı acele ettiğim için de böyle oluyor. Sizin aceleniz yoksa böyle yavaş yavaş sindire sindire boyayın. Yok ben de acele yapacağım diyorsanız birinin önce mesela hepsini taban rengine atıp daha sonra ikinci layer'larını atıp sonra onlar kururken üçüncü renklerinize, beşinci renklerinize geçebilirsiniz. Böylece hem zaman kaybetmemiş, ara vermemiş olursunuz hem de boyalar birbirine karışmamış olur. Nasıl çok zekici tavsiyeler veriyorsun maşallah Türkçeciğim. Şu an ilkokul 3 seviyesine tavsiye verdiğimi fark ettim. Neyse şey yapayım bir de. Karışıyorsa da birbirine önemli değil. Bırakın o layer birazcık karışsın. Çok koyuysa ya da çok açıksa, çok büyük bir karışıklıksa peçeteyle birazcık alın onu. Bırakın 1-2 dakika kurusun. Kuruduktan sonra tekrar uygulayın. Açık ya da koyu rengin hangisini uygulamaya çalışıyorsanız ikinci layer'da. Sonrasında da ince bir fırça alıp daha koyu ve daha açık olan yerlerin böyle tekrardan altından ve üstünden geçiyorum ki net bir şekilde birazcık kontrolleri belli olsun, ışık gölgesini ortaya çıkartayım, birazcık daha öne çıksın diye. Benim bir de sayfalarım da zaten soluk bir renk olduğu için, genel skalamın rengine çok yakın olduğu için istediğim kadar ön çıkmıyorlar ama siz bunu beyaz bir sayfanın üstüne yaptıysanız şahane durmuştur diye düşünüyorum. Yaparsanız mutlaka bana Instagram'dan fotoğrafını atın lütfen. Çok merak ediyorum nasıl görünüyor sizinkiler diye. Gördüğünüz gibi en son artık her şeyi kurduktan sonra ve renkle işim bittikten sonra beyaz kalemimi atıp beyaz kalemle böyle üstüne ışıltılar falan attım ki aşırı fark etti. Özellikle alttaki sayfamın sarı olmasından dolayı böyle daha da öne çıkardı. Hiç siyah kalemimi karıştırmıyorum bu sayfada. Aslında onda böyle kontrol çizgiler atılıp daha da böyle belirginleştirebilirdi ama nedense bu yemek temalı çizimlerde bir kez hani böyle dondurma pasta karışımı bir şey yapmıştım ya, onda da böyle çok kalemle müdahale etmek istememiştim. Kalem olmaması, bir kontür çizgisi, hatta olmaması belki de çok organik, çok puf puf, böyle çok kırılgan objeler olduklarından kontür çizgisi nedense bana onları böyle sertleştiriyormuş gibi, doğallıktan uzaklaştırıyormuş gibi geliyordu. Onun için sadece kullanmak istemedim. Bu arada şu an çizerken sürekli böyle şeye bakıyorum. Hangisi acaba en favorim, hangisi en favorim falan diye. Sizin bir favoriniz var mı? Yani yiyecek olaraktan ziyade, aslında yiyecek olarak buradaki her şeyi öyle yerim, hiçbir sorun yok. Daha çok böyle estetik olarak, görünüm olarak sizin hoşunuza en çok hangisi gitti? Yani bana nasıl açıklayacaksınız çok bilmiyorum ama hani mesela 2 tane muffin var, 1 tane çikolatalı pasta var. Oradan yırtarız diye düşünüyorum. Birazcık böyle varsa gözünüzü kestiniz. Oğlum çok iyi olmuş kardeş ya, çok iyi yaptın dediğiniz. Onu bana yazabilirsiniz. Merak ediyorum sizin favorileriniz hangisi? Bu noktada artık bu sayfamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bıraksam daha 5 saat daha tabii ki de oynardım ama bırakmayın yani beni, daha yapılacak başka sayfalar da var çünkü. Hemen geçiyoruz bir sonraki sayfamıza.
Buraya ayın kocaman bir takvimini koyacağım. Hatta bir önceki aylarda yaptığım gibi notlar kısmı da bırakmayacağım. Daha çok böyle günlerin içine az çok ne yapacağım belli olduğu için, tatilimi planladığım için, nerede ne yapacağım daha öngörülebilir olduğu için ayrı bir hatırlatma notlar kısmı koymaya gerek duymadım. Bu sayfa bir önceki kadar tabii ki de tasarım yapmayacağım artık, yani abartmayalım. Bir noktada durmak gerekiyordu. Ama hani bomboşta bırakmayacağım. Sol üst köşesinde bu ayın bir önceki aydan kalan boşluğuna böyle bir fırıncı fırın rafı gibi bir şey koyayım dedim. Hani birebir bir önceki sayfayla aynı olmaması açısından böyle bir şey düşündüm. Sanki bunlar böyle bütün bu kutucuklar fırındaki böyle sepetler ya da raflarmış da hepsinin içinde farklı bir tür işte ekmek varmış gibisinden düşünerekten buraya böyle çeşit çeşit ekmekler yerleştireceğim. Öncelikle onların taban renklerini atarak başlıyorum. Bu arada aslında birçok şeyle de bağlantılı olabilir seçim temi. Çünkü hani dedim ya, Siliko çok seviyor yemek yapmayı. Yemekten ziyade ekmek ve tatlı yapmayı çok seviyor. Yani bir şeyle baking yapmayı çok seviyor. Tam baking'i nasıl söyleyeceğim? Yani daha çok fırıncılık üzerine mi diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Pastane ürünleri mi diyeyim? Böyle şeyler yapmayı daha çok seviyor. Evde de böyle bizim gazlı ocağımız vardı. Çünkü burada yıl 1980 ve hiçbir şey pişirmiyor. Pişirirse altını yakıyor, üstü çiğ kalıyor, ortası pişmiyorsa. O kadar iğrenç, lanet bir şey ki böyle. Hani rezillik üstüne rezillik. Hiçbir şey tam zamanda pişmiyor. Kesinlikle böyle bir 3 katı falan zaman harcaması gerekiyor fırında. Ve içinde ışık yok. İçini açıp ve camı da siyah. Böyle bir ruh hastası tasarımını yapmış. Pişti mi pişmedi mi diye ışık tutmaya çalıştı. Hani ışık tutup bakmaya çalışıyor. Hani böyle hani çatal sokup bakman gerekir ya bazı şeylerin içine pişti mi diye. Kapağı açtığın anda bütün şey fırının içi anında soğuyor ve geri ısınması bir yarım saat sürüyor. Kek falan yapıyorsanız yalan, direkt sönüyor. Böyle birçok kez hani başta Nico Boku fırına atıyor, sorun sendedir heyan falan diye dalga geçiyordum. Sonra birkaç kez pişirme denemeleri yapıp elimde patlayınca fark ettim ki fırın çok kötüymüş. Sonra fırın aldık bir tane sadece böyle baking'e özel, işte hamur işi, ekmek falan yapmak için, yani gölü fırın aldı. Bu ay da onun doğum günü, daha doğrusu Haziran ayı onun doğum günü. Ben de ona hediye olarak, çünkü ben 63 yaşında bir emekli albay olduğum için, ekmek pişirme kitabı aldım. Yani böyle ünlü bir şefin çeşit çeşit ekmeği nasıl yapacağına dair böyle öğrensin. Çok seviyor kitap kendisi. Çünkü mesela o bana kitap alsaydı, kitabı böyle minik parçalar halinde 3 yıl boyunca çaktırmadan gece uyurken buruna falan sokardım. Ruh hastası mısın falan diye bir kez hatta şey yapmıştı böyle. Ya bu evlilik yıldönümümüzde işte beraber mutfak robotu alalım, hani hem ikimiz de seviyoruz, ikimiz de kullanıyoruz falan demişti. Sakın bana böyle şeylerle gelme. 60 yaşından önce bu konuyu konuşmayı izlemiyorum falan diye böyle bir çemkirmiştim. 1-2 sene sonra muhtemelen çok da aynı sayfaya gelmiş olacağım onunla, ama şu an henüz öyle olayların bu hediye exchange konusunda en azından fade olup böyle arada kaynamasını istemediğim için, evli çift kafasında eve bir şeyler alalım diye yapılmasını istemediğim, kendimi minik prenses gibi hissetmek istediğim için bu kapı hala kapalı benim açımdan. Neyse, bu arada bu bölümde ne kadar çok Nico'dan konuştuk. Allah Allah. Ekmek fırın falan deyince direkt çocukla ilişkilendiriyorum konuyu. Velhasıl o fırını aldı. Üstüne ben ona ekmek yapma kitabı aldım. Flour, Yeast, Salt, Water mı? Öyle bir şeydi ismi de. Sıralaması değişik olabilir bunun. Merak eden varsa memnun kalıp kalmadığımızı söyleyebiliriz. Muhtemelen bu bütün olaylar bilinçaltıma zaten yerleşmişti. Yani ben istesem de istemesem de bu ekmek teması, bu ekmek oraya gelecek, benden özür dileyecek. Bir şekilde bir ajandaya giriş yapacaktı yani. Bu aya nasipmiş. Her neyse, üstteki ekmeklerimi yerleştirdikten ve üstüne değişik desen attıktan sonra canım cim cetvelimi ve pilot kalemimi, pilot kalemsiz geçen bir bölüm bir bölüm değildir diyerekten pilot kalemimle ayı kutucuklara ayırıyorum. Böyle kutucukları birazcık daha, bir tık daha değişik yapmaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz her bölüm minik değişiklikler yapıp sizi şaşırtmayı çok seviyorum. Çok gururlu hissediyorum böyle. Bu kez de böyle bir değişiklik yaptım. Gerizekalı, zaten her ayın teması farklı, yani büyük bir değişiklik var ortada ama olsun. Değişiklik içinde değişiklik. Inception kafasında videolar yapmak çok hoşuma gidiyor diyerekten. Bu ayı böyle sanki onlar raflarmış, kutucuklarmış görünümü olsun diye böyle ayırdım. Hatta sayfaların birazcık daha kalın olsaydı bu ekmeklerin arkasında böyle simsiyah, böyle koyu kahveye yakın böyle boyardım da sanki onlar gerçekten bir rafın içindeymiş, bir sepet etkisi olsun diye. Ama bir önceki sayfaya geçip giriş sayfam, o kadar uğraştım giriş sayfamı mahvedeceği için hiç buna bulaşmıyorum. Sizin kağıdınız daha kalınsa böyle bir şey de yapabilirsiniz. Alternatif güzel durabilir. Daha sonrasında üstteki yemekler birazcık çok yavan geldiğinden hafif bir tık daha koyu atıyorum. Ve tabii ki de beyaz kalemimle üstüne birazcık da ışıltı atıyorum. Çünkü
puah alt taban renginden iyice soluk duruyorlardı. Bayağı da fark ediyor ama bayağı da öne çıkartıyor. Artık bu noktada bu sayfanın tasarımının sonuna geldim. Çok basit olsa da gayet güzel oldu. Her sayfada kendime işkence etsin diye bir ekmek, bir pasta, bir şey bulunacak. Yani ilk sayfada oldu bittiye getirmedim gerçekten. Neyse geçiyoruz hemen bir sonraki sayfamıza. Burası benim genel hayatımı planlama, her şeyi takip etme, kendime minik notlar bırakma köşem olacak. Ama birkaç değişikliğe gittim. Çünkü size hizmet ettiği gibi bana da hizmet etmesi gerekiyordu sayfanın. Neyse, öncelikle sol tarafın tasarımıyla başlıyorum. Sol tarafıma birkaç kutucuk yapıyorum. Her kutucuğun ayrı bir başlığı olacak. Bu bölümde şey diye düşündüm. Şimdi Temmuz ayında ajandayı muhtemelen yanımda seyahate götürmeyeceğim. Evet, maalesef ki çok yerim olmadığı için ajanda yerine iki tablet çikolata getirebileceğim için geri gelirken yanımda götüreceğim. Kilo hesabını çok minimalde tutmaya çalıştığım için ajandan bana eşlik etmeyecek diye düşünüyorum. Ama gitmeden önce kullanacağım ve seyahatleri planlama için bana yardımcı olması açısından konuşamadığım buraya böyle ya, tamamen yaz tatilimi planlama alanı gibi hatırlatıcılarım. İşte bavuluma ne koyacağım, ne hediyeler götüreceğim, hani hangi tarihte nereden nereye geçeceğim ve gittiğim yerlerde ne göreceğim gibi köşeler bırakmak istedim. Bunları tabii ki konseptten kopmayayım diye gene sanki bir fırın rafıymışçasına bir görüntüsü olsun diye böyle bir şema hazırladım. Şimdi şöyle olacak, bunu mesela tatil planlama köşem olacak. Çünkü her iki günde bir falan bir treni binip bir yerden bir yere geçireceğiz. Bazı tren biletlerini aldım, bazılarını almadım, bazı otellere gittim, bazılarını ayırtmadım. Onların tatilini daha iyi yapmam için böyle bir köşe ayırmamın iyi olacağını düşündüm. Onun yanında mesela gift, yani hediyeler köşesi olacak. Buradan giderken oraya tabii ki de yanına gittiğim insanlara hediye götüreceğim gibi oradan buraya gelirken de Niko'ya bir sürü hediye getireceğim ve buradaki arkadaşlarıma. Bunların da planlamasını yapmak istiyorum ki arada birini atlamayayım, böyle son ana kalmasın diye. Çünkü biliyorsunuz çok planlı programda bir insanım. Hiçbir şey son ana bırakmam videolar dışında. Kaç kere son gün video yapıp o gece yükleyip o sabahında yayın yaptım. O da ayrı bir şey de neyse. Bir tane bavul kısmım olacak. İşte bavula hani unutmamam gereken kıyafet zarf tuttu değil de böyle gerçekten unutmamam gereken işte ilacım, işte losyonum, işte yanımda götürmem gereken Covid ile ilgili belgeler, zatlar, sular varsa bunları böyle hani mutlaka hatırlamalısın köşesi gibi bir şey olacak. En altta da mutlaka görünmeli, hani seyahat ederken gidip görülmesi gereken yerleri yazacağım. Çünkü hani bakıyorum arada bir nerelere gitmeli falan diye de okuduğum gibi unutuyorum, iğrenç hafızam olduğu için. Sizden gelecek tavsiyeleri de bekliyorum bunun için. Gidecek yerlerde şurayı da gör, şurayı da ziyaret et dediğiniz, mutlaka şurada yemek ye, burada kahve iç falan dediğiniz yerler varsa onları da söyleyebilirsiniz. Ben böyle bir köşe ayırdım. Buraya hepsini not alacağım. Gitmeden önce de fotoğrafını çekeceğim bu sayfana. Neyse artık bu tarafın sona geldiğimize göre geçiyorum hemen bir yandaki sayfaya. Burası da daha çok ne kadar kullanırım, ne kadar kullanamam bilmiyorum. Olur da bir ihtimal ajandayı hani bavulum bomboştur yanında getirebilirim diye. Yine de bu köşeyi yapmadan geçmemek istedim. Hem de belki siz yaparsınız diye böyle konsepte uygun bir şekilde ilerleteceğimden dolayı hani yavan kalmasın, bomboş kalmasın diye yapıyorum. Ama dediğim gibi ben bu alanları bırakıyorum. Siz mesela tatile gidecekseniz benzer alanlar yapabilirsiniz ya da işte sınava hazırlanıyorsanız işte ders tekrarları, işte ödevler, kaç sayfa test çözeceğim falan, bunların takibi gibi alanlarda yapabilirsiniz. Kendinize bir şekilde zaten entegre ediyorsunuzdur şemaları. Neyse, sağ tarafımda üst köşesine aims, yani böyle hedeflerim gibi bir şey koydum. Bunu son 3 aydır yapıyorum. O ay boyunca yerine getirmek istediğim minik hedefler koyuyorum kendime ve yerine getirmek gerçekten iyi hissettiriyor beni. Hani getiremeyeceğim değil, gerçekten inandığım olabilitesi yüksek şeyler koyuyorum ki hani saçma sapan bir baskı hissetmeyeyim üstümde diye. Onun altında da kendime notlar köşesi bırakmak istedim. Bu da şöyle aslında. Mesela geçen ay böyle bir ara aşırı sosyaldim. Her gün neredeyse yeni bir insanla tanıştım. Aktivitelere falan gittim. Seramik kursuna katıldım. Tanıştığım bir kızla yemeğe çıktık. Sonra sahile gittik. Sonra gezi işte dağa tırmanmaya gittik falan filan böyle. Değişik insanlara değişik aktivitelere katıldım. Gerçekten çok iyi hissettirdi. Ben normalde aşırı sosyallikten yorulan bir insanım. Hani haftada bir kez sosyalleşsem bana yetiyor. Sonra eve dönmek, tek başıma kalmak falan istiyorum. Ev zoru arayan bir insanım. Çünkü ben emekli albayım. Ama sonra çok iyi hissettiğini fark edince dedim ki Tuğçe biraz daha sık yap. Hani evet üşeniyorsun, istemiyor görünüyorsun ama iyi de geliyor yani, iyi hissediyorsun sonucunda deyip biraz daha sık yaptım. Ama sonra unuttum. Mesela bana hissettirdiğini unuttum. Geçen bir oturup ulan doğru, ben bayağıdır işte yeni insanlarla görüşmedim, tanışmadım, yeni bir şey denemedim falan diye bunları kendime not almaya karar verdim. Mesela yeni bir yemek dene, yeni bir tarif dene, yeni bir insanla tanış, yeni bir aktiviteye katıl,
sabahları yürüyüş yap ya da sporunu akşam yap. Kendime iyi gelen, o an bana bu iyi geldi, iyi hissettirdi dediğim ama sonraki günlerde unuttuğum şeyleri buraya not almak istiyorum. O köşenin altında da habit tracker'ım olacak. Ne olur ne olmaz diye bu olanı da bıraktım. Bunları böyle sanki ekmek sepetiymiş gibi yapmak istedim böyle konsepte uysun diye ve gerçekten de çok şeker durdular. Bu alışkanlıklarım da her aykiyle hemen hemen aynı. İlk ikisi spor ve sağlıklı beslenme. Son ikisi de birazcık daha bu ayki genel gidişime göre şekillendirilmiş. Something new, yani yeni bir şey. Her gün yeni bir yemek olsun, yeni bir şey, yani ne olursa, yeni bir sokak keşfetmek bile olsa yeni bir şey deneyimlemek istiyorum. Özellikle tatildeyken böyle ne çok haralım bugün de oturayım, gideyim de hep işte burayı çok sevdim. Bence şu şey vardı, bir kafe keşfederim, çok hoşuma gider, tekrar oraya giderim öbür gün falan. Bunun önüne geçmek istiyorum çünkü yeni şeyler denemeyi de çok seven bir insanım. Aynı anda iki kişiliği barındırıyorum vücudumda. Bunun önüne geçmek için yeni şeyler deneyeceğim, something new köşesi. Onun yanında da learning, yani yeni bir şeyler öğrendim, bir alan bırakmaya karar verdim. Çünkü biliyorsanız cahilliğe bayılıyorum. Yani bilgilere, kültürlenmeye çok karşıyım. Gittiğim yerler hakkında birazcık daha bilinçlenerek ve bilgilenerek ilerlemek istiyorum. Bu ister istemez oluyor zaten gezerken de. Ben böyle gene de burayı bırakayım, yani minik bir dürtü olur bana diye düşündüm. Artık bu noktada bu sayfamızın tasarımının sonuna geldik. Hiç bu kadar tatlı olacağını beklemiyordum. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Top 10'ime girecek ajandalardan biri. Bilmiyorum Top 10'de şu an kaç tane ajanda var ama umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle çok yakın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.